Beyler çocuklar. Konferansmadan önce herkes lütfen Stefan Hanım'ın ses sağ olsun. Öncelikle teşekkür ediyorum bu sıcak samimi ortama davet ettiğim için. Ve kendi özgeçmişimi biraz kendim anlatayım. Ben 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'na araştırma görevlisi olarak alındım. Geçen sene 20. yılımı doldurdum. Bu yıl 21 ile başladım. Zaman çabuk geçiyor. Ve farklı konularda çalıştım. İlk etapta kadın edebiyatı çok ilgimi çekti. Fakat sonrasında biraz daha Türk imajına dönmeye başladım. Baktım ki çok zevkli, çok heyecanlı konular, çok fazla iletişim var Türklerle Almanlar arasında. 1960'lı yıllar söz konusu değil burada, işte 16. ve 18. yıllar aslında söz konusu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ettim. Çalışmaların sonucunda iki tane kitap meydana çıktı. Birisi Tarihimizi Türklerden Korum. O çalışmamda Almanların Türklere karşı yazmış olduğu dualar söz konusuydu. Çalışmaya başladığımda Almanya'daki danışman hocam dedi ki, Leyla Hanım 30 tane dua bulursanız ben çalışmanızı, projenizi onaylarım. Çalışmanın sonunda 600'ü aşkın dua tespit ettiği sanki sonra yine çalışmalara devam ettim. Bir baktım ki mucizevi işaretler diye bir şeyler var. İşte kuyruklu yıldızlar, güneş tutulmaları, gökyüzünde görülen tuhaf bulut kümeleri ya da dünyaya gelen engelli, özürlü çocuklar hep Türk korkusuyla ilişkilendiriliyor. Bundan hareket ederek biraz bu konuya yoğunlaştım ve ne şekilde, hangi olaylar Türklerle ilişkilendiriliyor, hangi olaylar Türklerle bağlantı haline getiriliyor. Ve orada da sadece tek sayfalık resimli baskı haberlerini inceledim. O kitapta şimdi yine 2 sene oluyor herhalde, 2 sene önce çıktı. Bol görselli bir kitap çünkü resimler burada çok önemli. 16. yüzyılda biliyorsunuz Almanya'da okuma yazma oranı son derece düşük. Toplumun %95'i okuma yazma bilmiyorken tabii ki görseller ve resimler insanlara hitap ediyor. Yani insanlar o resimler üzerinden ne anlatılmak isteniyor, ne var bu resimlerde şeklinde değerlendiriliyorlar ve Türk korkusu resimler üzerinden yürüyor. Tabii Türkler hep korku figürü olmamışlar. İkinci Viyana kuşatması sonrasında alay figürü Türkler olmuşlar. Alay edilmiş, işte dinleriyle alay edilmiş, kimlikleriyle alay edilmiş, paşalarıyla, sultanlarıyla alay edilmiş. Ve o dönemde yine Türk şarkıları denilen bir tür ortaya çıkmış. Yani Alman halk şarkıları arasında bu halk şarkılarından bağımsız olarak Türk şarkıları olarak adlandırılan bir tür ortaya çıkmış. O türde de yine duadakine benzer bir şekilde işte korku saçan Türk figürü ele alınmış. Ama onun dışında alay konusu olan Türkler de ele alınmış. Ve değişen imaj aslında bu halk şarkılarında da çok güzel ortaya çıkabiliyor. Masallara konu olmuş Türkler, işte zengin Türkler, adil Türkler, kimsenin hakkını yemeyen Türkler ama bir o kadar da işte toprakları yakıp yıkan, insanları esarete götüren kötülük örneği, kötülük timsali Türkler olarak masallara da geçmişler. Dolayısıyla masallarda da yine ciddi bir Türk imajı var. Ve yani buna benzer daha adını sayamayacağım farklı metin türlerinde, hani başta tabii gazete haberleri olmak üzere çok sayıda bir değişik metin türlerinde incelendiğinde aslında Türk imajının 16. 18. yüzyıllar arasında hemen hemen her alanda var olduğu dikkat çekiyor. Yani her alanda Türkler gündemde. Öyle ki dile bile yansıyor bu. Türklerle ilgili deyimler oluşuyor, sözler oluşuyor, yeni sözler türetiliyor. Onlardan da birkaç örnek getireceğim. Şimdi ben bu konuda birkaç tane makale yazdım, işte 2 kitap yazdım. Ama tadımlık olsun diye hepsinden birkaç tane örnek getirmek istedim.
Ve son olarak da biraz Almanya'daki Türk savaş esirlerine değinmek istiyorum. Hani o konuda da biraz bir fikir olsun. Sonrasında eğer tabii ilgi olursa, sıkılmazsanız tek tek örneklere ilişkin daha farklı bilgiler de aktarabilirim. Şimdi böyle bir genel ana hatlarıyla Almanya'da bu yüzyıllar arasında, hani söz konusu olan yüzyıllar arasında Türk imajına bir değinmek istiyorum. Şimdi çok kısa, çok sıkıcı olmaması açısından bazı temel bilgileri sadece vermek istiyorum. Yani Türk imajının oluşması açısından üç tane çok önemli dönem söz konusu. Türk imajı oluşumunu üç döneme ayırıyoruz. Birinci dönem Nibolu Savaşı'ndan sonra İstanbul'un fethine kadar olan süre. Bunu biz birinci dönem olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde de aslında papalığın Türk imajıyla ilgili olarak ciddi bir katkıda bulunmadığı ortaya çıkıyor. Yani imajın yerleştiği dönem değildir bu birinci dönem. Etkili değil yani papalık. İkinci dönem İstanbul'un fethinden sonraki dönem ve o dönemde görüyoruz ki kilise ciddi anlamda propaganda çalışmaları düzenleyerek bir Türk imajının oluşumuna katkıda bulunuyor. Esasında İstanbul'un fethinden sonra Türk imajı kavramı yerleşiyor ve çok belirgin biçimde metinlerde de ortaya çıkıyor. Yani metinlerde işlenmesi İstanbul'un fethinden sonra oluyor. Ve bizim açımızdan da ben bu iki söz konusu olan iki döneme bir dönem daha ilave ettim. Bu çünkü buna göre Martin Luther'le başlayan dönemde üçüncü dönem olarak adlandırılmalı. Çünkü Almanya'da Türk imajının yayılmasına neden olan en önemli isimlerden bir tanesi Protestanlığın kurucusu Martin Luther'dir. Bunun tabii çok çeşitli sebepleri var. Martin Luther'in ortaya çıktığı dönem matbaacılığın da çok çok etkin olmaya başladığı dönem. Martin Luther'in tabii Katolik Kilisesi çok zengin, çok güçlü. Martin Luther buna karşı ayakta durmaya çalışmak zorunda ve kendi fikirlerini yazdığı kitaplarla savunmak veya yaymak durumunda. Kitaplarını yazarken matbaacılıktan çok fazla istifade ediyor. Matbaacılık hızla gelişiyor. Matbaacılığın gelişmesiyle de Martin Luther güç kazanıyor ve tam tersi de aynı zamanda. Ve Martin Luther'in Türklerle ilgili çok önemli üç tane yazısı söz konusu. Çok tanınan bir isim. Yazdıkları çok fazla okunuyor. Hani biz burada bir örnek verdik. Bazı çalışmaları 10 kereden fazla basıldı dedik. Ama bunlar sadece tespit edilen yasal baskılar, bir de aynı zamanda kaçak baskılar söz konusu. Yani farklı illerde, farklı eyaletlerde, Almanya'da farklı eyaletlerde yapılan kaçak baskılar söz konusu. Dolayısıyla Martin Luther o döneme damgasını vuran isim olduğu için onun yazıları da Türk imajının oluşumu bakımından çok önemli oluyor. Martin Luther ne demiş Türklerle ilgili olarak? Çok fazla şey söylemiş ama önce İstanbul'un fethiyle ilgili en çarpıcı söz belki de şu. Papa II. Pius İstanbul'un fethiyle ilgili şunu söylüyor. Geçmişte biz yabancı ülkelerde yenilgi alırdık. Şimdi ise bizi Avrupa'da kendi vatanımızda, kendi evimizde vuruyorlar. Yani bu hani Türklerin neden olduğu o çok büyük korkuyu belki de anlatmanın en temel sözlerinden bir tanesidir. Bir de düşman kavramına gelmek gerekiyor, değinmek gerekiyor. Ezeli düşman, yani doğuştan düşman olanı düşman kabul etmek için herhangi bir düşmanca eyleme gerek duyulmaz. Birinin Türk olması, Hristiyanların gözünde düşman olabilmesi için yeterli. Yani burada Türk kimliği düşman olarak kabul edilmek için yeterli. Bir şey yapmış olmasına da gerek yok. Eğer Türk ise zaten baştan düşman kabul ediliyor. Bakış açısı temel itibariyle bu. Luther'in Türklerle ilgili görüşlerini açıkladığı üç tane temel yazıdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi Türklere karşı savaşa ilişkin, ikincisi Türklere karşı ordu vaazı, Türklere karşı duaya çağrı. Şimdi bu üç tane yazıda Türklerin yaşam biçimi olsun, neler yapıyorlar, nasıl ibadet ediyorlar, gündelik yaşamları nasıl bu insanların hepsine değiniyor aslında. Ve çok detaylı biçimde değiniyor. Çünkü Martin Luther daha öncesinden Macar Georgi olarak adlandırdığımız bir Macar ve Alman kökenli birinin seyahatnamesini okuyor. Bu Hristiyan savaş esiri Türkiye'de yaklaşık olarak 20 yıl yaşıyor.
ve 20 yıl boyunca Türklerin nasıl yaşadığını çok güzel tespit ediyor. Bunların hepsini de seyahatnamesine yazıyor. Ve seyahatname belli bir süre sonra Luther'in eline geçiyor ve diyor ki benim bugüne kadar Türkler hakkında okuduğum en önemli çalışma budur. Dolayısıyla bu kitabın bazı paragraflarını olduğu gibi kendi çalışmalarını aktarıyor, çeviriyor, aktarıyor vesaire. Hatta kitap aslında Latince yazılmış, Almanca'ya çevirtiyor. Çünkü diyor ki yani sadece Türkler çok kötüdür, kötü şeyler yapıyorlar demek yeterli değil. Türklerin nasıl şeytani varlıklar olduğunu anlayabilmek açısından Türkleri içeriden gözlemlemek gerekiyor. Ve ondan sonra da bu kitaptan pasaj pasaj bölümleri alarak kendi işte bu bahsettiğim çalışmalarına da ekliyor. Bazı sözlere sadece yer vermek gerekiyor. Yani Martin Luther Türklerle ilgili çok şey söylemiş. Yani hepsine yer vermek mümkün değil. Türkler bizim öğretmenimiz demiş. Çünkü Türkler Tanrı'nın cezasıdır bize. Biz yeterince iyi Hristiyanlar olmadığımız için Tanrı bize Türkleri gönderdi. Tanrı'nın sopasıdır bunlar. Tanrı Türkler aracılığıyla bizleri cezalandırıyor. Ve eğer iyi insanlar olmak istiyorsak eğer işte iyi Hristiyan olmalıyız vesaire şeklinde ifadelerde bulunuyor. Daha belki de önemli bir söz. Papa Deccal'ın ruhu ise Türk onun bedenidir yani etidir. Biri bedenleri, diğeri ruhları öldürüyor. Yalnız burada dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta Katolikler Martin Luther'e göre Türklerden daha kötüler. Çünkü Katolikler insanın ruhunu öldürüyor. Türkler ise sadece beden öldürüyor. Dolayısıyla Katolikler düşman listesine gelindiğinde birinci sırada yer alıyorlar. Ondan sonra bizler geliyoruz. Ve sonrasında işte Türkler bizim öğretmenimiz diyor. Çünkü bizden Tanrı'dan korkmayı bize öğretiyorlar, dua etmeyi öğretiyorlar, bizi İslam ediyorlar diyor. Aksi de tamamen günahlarımızın içinde çürüyüp gideceğiz diyor. Yani dolayısıyla Martin Luther'in belki hani din adamı kişiliğinden öte de değerlendirmek gerekiyor. Tabii çok siyasi bir kimliği de var aynı zamanda. Çok zor bir dönemde ortaya çıkan bir insan. Dönemi çok iyi değerlendiren bir insan. Başta Papa'ya sadece karşı çıkabilmek için Türk savaşlarına karşı iniyor. Türklerle savaşmayalım diyor. Bunu dini açıdan anlatıyor. İşte düşmanla savaşmamak gerekir, düşmana iyi davranmak gerekir vesaire diyor. Sonra yine papalıkla yaşadığı mücadelelerinde tamamen %100 bir dönüşüm görüyoruz Martin Luther'de. Ondan sonra o da şey diyor, yani Türkler bizim en büyük düşmanımız. Her şekilde onları yenmeliyiz, her şekilde savaşmalıyız. Çünkü onlar yeryüzündeki şeytanlardır diyor. Şimdi Martin Luther çok tabii kendi çağı içerisinde de yabancı kimlik açısından bakıldığında çok acımasız biri olarak ve kendi çağının gerisinde biri olarak da bu açıdan en azından değerlendirilebilir. Şimdi ben edebiyatçıyım, aynı zamanda kültür tarihçisiyim. Tabii Martin Luther'in kendi diline, Alman diline katkıları çok büyük şüphesiz. Yani kilise şarkılarını derliyor, topluyor, Almancayı eyaletler dilinden ortak bir dile dönüştürüyor. Bu anlamdaki katkıları şüphesiz çok büyük. Ama Türklerle ilgili söylemleri de Türklerin bu olumsuz imajının yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının temel sebebi olmuştur. Bir karşılaştırma yapabilmek için mesela Katoliklerin en önemli isimlerinden bir tanesi olan çok önemli ve büyük humanist Erasmus, Rotterdamlı Erasmus örneğimiz var. Mesela Erasmus şöyle der. Yani Türkler de Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul edildikleri için aslında yarı insan sayılırlar. Yani biraz daha alımlı yaklaşıyor. Çünkü Martin Luther o yarı insan olayını bile kabul etmiyor. O doğrudan Türkler tamamen şeytan diyor. Yani yarı insan olayını bile benimseyemiyor hiçbir şekilde. Zaten mesela Erasmus diyor ki Türkler kazandırılabilir. Onlar yanlış yola sapmış insanlardır. Yanlış dine inanmış insanlardır. Onları vaftiz edebilirsek, Hristiyanlığa çevirebilirsek onlar da iyi insanlar olabilir diyor. Luther, Türklerin vaftizi mümkün değil. Çünkü şeytanın vaftiz edilmesi, Hristiyanlığa kazandırılması mümkün değil diyor. Yani hani bakış açılarındaki farklılık biri Erasmus, Luther'dan daha yaşça büyük ve daha önce geliyor. Ama Luther bu konuda çok çok daha acımasız ithamlarda bulunuyor.
Ve savaşlara ilişkin şunu söylüyor. Ve siz Türklere karşı sefere çıkıyorsanız eğer, emin olunuz ki etten ve kandan olan, yani insan olanlara karşı savaşmıyorsunuz. Biliniz ki siz büyük bir şeytan ordusuna karşı savaşıyorsunuz. Çünkü Türk'ün ordusu aslında şeytanın ordusudur. Dolayısıyla Hristiyanlara şunu söylüyor. Yani siz savaşarak Türklere karşı olan bir mücadeleyi kazanamazsınız. Mümkün değil. İstediğiniz kadar iyi savaşçı olun, istediğiniz kadar iyi kılıç kullanın, istediğiniz kadar toplara sahip olun ya da işte diğer teçhizatlara sahip olun. Türkleri yenmeniz mümkün değil. Türkleri ancak bir şekilde yenebilirsiniz. O da sıkı sıkı Tanrı'ya sarılarak, Tanrı'dan yardım, merhamet dileyerek başka türlü Türkleri yenmeniz mümkün değil diyor. Şimdi bir çocuk duası örneği getirdim ben. Aslında çok sayıda dua var. Mesela orduda savaşan Hristiyan askerler için dualar söz konusu. Eyalet duaları mesela söz konusu. Hamburg eyaletinin Türklere karşı duası veya Brandenburg eyaletinin Türklere karşı duası veya Bremen eyaletinin Türklere karşı duası şeklinde eyalet eyalet kiliseler dua yazmışlar. Burada tabii çok ilginç. Kuzey Almanya'nın Türklerle bir alakası yok. Hani neden Kuzey Almanlar, Almanya'nın kuzeyinde yaşayan insanlar bu kadar duayı neden oluşturuyor diye bir soru akla gelebilir haklı olarak. Çünkü burada da Türklere karşı duyulan korku aslında Hristiyanlık anlamında bir eğitim aracı olarak kabul ediliyor. Yani bu korku üzerinden Hristiyanlar dinlerini daha iyi öğrenebilmek için, dini inançlarını pekiştirebilmek için bu korkudan faydalanıyor. Yoksa Kuzey Almanya'nın Alman Türk tehdidiyle bir alakası yok. Ama görüyoruz ki özellikle Kuzey Almanya'da da işte Brandenburg, Bremen vesaire gibi şehirlerde çok fazla eyalet duası söz konusu. Dediğim gibi orduda savaşan askerler için dualar söz konusu. Ve çocuklar için dualar söz konusu. Çünkü çocuklar çok önemli. Neden çocuklar çok önemli? Martin Luther diyor ki, çocuklar saf oldukları için, temiz oldukları için ancak hani ebeveynleri günahkar. Eğer zaten ebeveynler günahkar olmasaydı Türk düşmanını göndermezdi Tanrı yeryüzüne. Demek ki ebeveynleri dini anlamda çok büyük günahlar işlemişler. Yeterince iyi Hristiyan olamamışlar. Ki bu ağır cezayı hak etmişler. Tek ümidimiz çocuklardan yana diyor. Çünkü çocuklar saf ve temiz. Öyleyse diyor çocuklarımıza sıkı sıkı sarılmalıyız. Onları çok iyi bir şekilde dini açıdan eğitmeliyiz. Onların saf ve kalpten gelen dualarıyla Türk düşmanından kurtulabiliriz diyor. Dolayısıyla Martin Luther'in öncülüğünde bir sürü papaz, rahip yani dini görevler üstlenen ama çok ilginçtir ki mesela tıpçılar, ressamlar vesaire yani çok farklı meslek gruplarının da bu tarz dualar yazdığını tespit edebiliyoruz. Çocuk duaları bu anlamda çok önemli. Çok sayıda çocuk duası var. Yani tahmin edebileceğimizden çok çok daha fazla. Ve okuduğumuzda diyorsunuz ki yani böyle bir dua nasıl çocuklar için olabilir? Çünkü sürekli kandan, kılıçtan, vahşetten bahsediyor. Yani çocuklara da uygun olmayan bir dil ve usul kullanılıyor. Bu insanı tabii çok şaşırtıyor ilk etapta ama amaç sadece çocuklara hitap etmek değil. Amaç aynı zamanda bu çocukların bir gün esarete düşme olasılığına karşı zamanında Hristiyanlık bilincinin çocuklarda pekişmesini sağlamak. Çünkü onların esarete düşmesi halinde en büyük tehlikeleri işte dinlerinden olmalarıdır. Yani dini değiştirmek zorunda kalmalarıdır. O yüzden ne kadar çocuk yaşta Hristiyanlık bilinci bu çocuklara aşılanırsa o kadar iyi diye düşünüyor Martin Luther. O nedenle de çocuk duaları çok önemli Luther için. Çok fazla da çocuk duası var zaten. Ben sadece bir örnek getirdim. Diğer örneklere de yer kalsın diye. Bir de şimdi Türk korkusunun yanı sıra özellikle sınır bölgelerinde Türk ümidi diye bir kavram meydana geliyor. Almanya'nın 16. yüzyılda sosyoekonomik durumu çok kötü. Halkı çok ağır vergilerle boğuşmak zorunda. Ve çok zor geçinebiliyor bu insanlar. Yani özellikle çiftçiler çok ağır koşullar altında yaşamak zorunda. Ve sınır bölgelerinden işte gelip geçen tüccarlardan, diplomatlardan vesaire bir takım söylentiler geliyor, duyuyor insanlar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan
Hristiyanların aslında çok rahat bir hayat sürdükleri, hiçbir şekilde böyle ağır vergilere muaf kalmadıkları, Müslümanlarla aynı haklara sahip olduklarını, baskı görmediklerini, işkence görmediklerini, hani mesela Protestanlar Katoliklerin eline geçtiği zaman cezalandırılıyorlar, ağır işkencelere tabi tutuluyorlar. Ya da tam tersi Katoliklerin eline geçen söz konusu olunca. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir şey yok. Yani din özgürlüğü söz konusu. İnsanlar istediği gibi ibadetin yerine getirebiliyor ve bu kayıtlarda da belgelenmiş. Yani Alman ya da birçok kayıtta yan yana yaşayan Hristiyan ve Müslüman köyleri, bu 16. 17. yüzyıl için konuşuyorum. Yan yana yaşayan Hristiyan ve Müslüman köylerinde aslında hiç ciddi anlamda bir kavganın, bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı ortaya çıkıyor. Sadece bir tane vaka var. O da şöyle, bir tane Müslüman, bir tane Hristiyan köyünde domuz yetiştirildiği için o domuzların fazla Türk köyüne yaklaşmaması isteniyor. Yani Müslüman köyüne o hayvanların çok fazla yaklaştırılmaması talebi var. Onun dışında mahkeme kayıtlarında geçmiş olan herhangi bir şey yok. Yani gayet huzurlu yaşıyorlar. Vergilerden, hani bu çok ağır, Almanya'daki ağır vergilerden muaf tutuluyorlar. Dolayısıyla da tabii çok cazip geliyor. Bir kere neden cazip geliyor? Yani çok zengin, Osmanlı İmparatorluğu çok güçlü, dünya hükümdarı, bu şekilde bir imaj söz konusu. İkincisi tabii Osmanlılar gelip eninde sonunda Almanya'yı fethedecek düşüncesi de var. Dolayısıyla biz bir an evvel güçlü olanın tarafına geçelim. Nasıl olsa oradaki insanlar da daha. Ve tabii ki hani biz oraya geçersek sonuçta bize kötü muamele edilmeyecek, biz orada çok rahat edeceğiz vesaire diye ümit eden insanlar var. Bu ümit ve sempati öylesine büyüyor ki özellikle sınır bölgelerinde Martin Luther bu tehditten çok korkuyor. Korktuğu için talimatta bulunuyor, tekrar dualar yazılıyor, vaazlar veriliyor ve Martin Luther'in talimatlarıyla birçok kilisede vaaz okunuyor, birçok kilisede dua okunuyor ve şunu söylüyor. Sakın aldanmayın diyor. Yani böyle böyle size ümitler veriyor olabilirler, orada rahat yaşıyor olabilirsiniz ama sonuç itibariyle Hristiyan olamazsınız. Çünkü elinde sonunda sizi kanınıza girecekler ve sizi kandıracaklar diyor. Yaşam biçimleriyle etkileyecekler, sizi işte edepleriyle etkileyecekler ama diyor ki kimse Türklerin kendini gösterdiği kadar mükemmel olamaz diyor. Ancak şeytanlar bu kadar mükemmel bir hayat sürüyor olabilirler. Mesela yine bu Macar Georg'un kitabında diyor ki işte Türkler huşu içinde ibadet ediyor, çok temiz insanlar diyor, hatta temizlik hastasılar diyor. Hayvanların yediği kaptan asla yemezler diyor, yani o kabı bir daha kullanmazlar diyor, evlere ayakkabılarıyla girmezler. Sakın diyor bunlara aldanmayın diyor, bir insan bu kadar mükemmel olamaz diyor. Eğer mükemmelse bir insan o zaman kesinlikle şeytanla bir bağlantısı vardır. Dolayısıyla hani bu ümit kavramı çok ciddi bir tehdit olarak algılanıyor ve Martin Luther tekrar tekrar işte dualarla, vaazlarla insanları bu konuda uyarmaya çalışıyor. Bazı meslek gruplarının bu konuya daha sıcak baktıkları da biliniyor. Çünkü şöyle bilgiler de Almanya'da zaman içerisinde yayılıyor. Yani Türkler işte Hristiyanlarla Türkler arasında ya da Müslümanlar arasında ayrım yapmıyorlar. Hristiyanlar da orduda önemli görevler alabilirler. Dışlanmıyorlar. Toplumsal hayatın içinde yer alabiliyorlar. Ve sonuç itibariyle çok önemli yerlere gelebiliyorlar. Bir de tabii şu var. Mesela Almanya'da 16. yüzyılda bazı topçuların büyücülükle itham edildiği biliniyor. Şimdi adam orada top üretiyor, icat ediyor, kendi ordusu kazansın diye. Ondan sonra adamı ateşler içinde yakıyorlar. Neymiş? Büyücüymüş. Böyle bir şeyi nasıl meydana getirdi? Böyle sürekli bir tehdit durumu söz konusu. Cadı avları o dönemde zaten çok yoğun. Yine Martin Luther'in de etkisiyle vesaire. Bunların hepsi cazip geliyor. Sanatçılar, zanaatçılar, topçular, Yahudiler olmak üzere yine fazla farklı mezheplere dahil olan insanların da Osmanlılara çok fazla sempatiyle baktıkları ve aslında Osmanlılar gelse bizi de fethetseler diye istekte bulundukları da bazı kayıtlarda belirtiliyor. Sonuç itibariyle hükümdarların tabii bu
bu Türk ümidini yok etmek için uyguladıkları yöntem belli. Çok daha ciddi bir manipülasyon çalışmasına girişiliyor. İşte metinlerin sayısı artıyor, vaazların, duaların sayısı artıyor, propagandanın dozu da artıyor. O yüzden çok fazla metin var. Yani inanılmaz sayıda bu konuyu işleyen metin var. Yani diyor ki mesela, şimdi diyor bazı Alman erkeklerin tabii poligami olayı çok önemli. İşte Türklerin çok fazla eşi var. İşte 10-12 tane eşi var. Şimdi Martin Luther diyor ki bu size çok cazip gelebilir diyor. Yani erkeklere sesleniyor. Buna kanıyor olabilirsiniz ama diyor sakın kanmayın diyor. Gittiğinizde kimse size 5 tane kadın vermeyecek diyor. Yani dolayısıyla bundan da etkilenmeyin. Böyle inanılmaz ilginç yazılar o döneme ait var. Kadınların özellikle durumuna ilişkin hani Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınlara değer verilmediği, kadınların tıpkı büyükbaş hayvanlar gibi satıldıkları, isteyen kişinin aldığı, isteyen kişinin sattığı, hiçbir öneminin olmadığı bu tür metinlerde yine çok fazla. Türkler hakkındaki olumlu değerlendirmeleri şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Bir kere Almanlar Türkleri niye olumlu değerlendirsinler? Tabii ki her olumlu değerlendirmenin arkasında bir karşılaştırma var. Yani düşman, bakın düşman bile bu özelliklere sahipken siz Hristiyan olarak bunu başaramamışsınız. Siz Hristiyan olarak bu özelliklere sahip değilsiniz diyor. Ve böyle bir yarışma duygusunu yaratarak, işte ortaya atarak biraz daha hırslandırmaya çalışıyor insanları. Bir kere şunu söylüyor, Türklerin ordusuyla kıyaslandığında Alman orduları çok disiplinsiz, çok zayıf. Hükümdarlarına yeterince iyi itaat etmiyorlar. Sadece para için savaşıyorlar. Paraları kesildiği zaman sefere çıkmıyorlar ve gönülden de bağlı değiller hükümdarlarına. Onun haricinde şunu söyle, işte tecrübe çok önemli. Bedensel olarak çok dayanıklı olduğu söyleniyor Türklerin. İşte at yani binicilikte, okçulukta vesaire çok üstün oldukları söyleniyor. Bir de yoksulluklarla çok iyi baş edebiliyorlar. Yani özellikle yeme içme konusu çok sayıda metinde işleniyor, duada işleniyor, vaazda işleniyor. Deniliyor ki Türkler işte Hristiyanlar kadar yeme içme konusunda abartmıyorlar. Ondan sonra çok zevkli sefaya düşkün değiller. Ve bundan örnek alınmasını istiyorlar. Hatta öyle ki özellikle alkol konusu mesela Türk savaşlarında çok önemli bir konu. Ve Türk savaşları bağlamında alkol konusu çok ele alınıyor. Ve deniliyor ki işte Türkler alkol içmedikleri için daha başarılılar. Bununla ilgili böyle çok ilginç örnekler de var bazı metinlerde. Şöyle diyor mesela, savaş stratejisi, zor kelime söyleyemedim, olarak kullanılıyor alkol. Ve şöyle bir örnek veriyor, işte bir kaleye, şimdi yerini ben de unuttum, bir kaleye Türk hükümdarı varil varil alkol gönderiyor. Ve çok ucuza gönderiyor. Yani o dönem Çingene benzeri bir halk var. Onlar aracılığıyla Türklerin ordu, Hristiyanların ordugahına çok ucuz fiyata varil varil şarap gönderiyorlar. Onlar da tabii o kadar şarabı görünce hepsini, tüm varilleri tüketiyorlar. Ondan sonra uyuyakalıyorlar. Sabah uyandıklarında rivayete göre kaleleri fethedilmiş durumda. Böyle hikayeler var. Tam tersi hikayeler de var ama yine Almanlar tarafından yazılmış olan. Diyor ki Osmanlı hükümdarı bizi kandırmaya çalıştı. Bize varil varil alkol yolladı ama bilmezler ki Almanlar içtikçe aslanlar gibi kütleyip daha güçlü bir şekilde savaşırlar. Biz bütün varilleri içtik. Ertesi günde aslanlar gibi savaştık. İşte o rivayete göre de kaleyi kaptırmamışlar. Yine Avusturya'da mesela bu konuyu böyle ele alan çok ilginç bir hikaye var. Hikayenin adı da Purbahnı Türk hikayesi. Türkler işte bu Avusturya'nın bir küçük semti sayılıyor. Oraya geliyorlar. Viyana'yı fethetmek üzere o yoldan geçiyorlar. Bunu duyan işte yerel halk dağlara kaçılıyor, sığınıyor. Türkler geliyor, işte her yeri talan ediyorlar vesaire. Ve ondan sonra işte Avusturyalıların meşhur şarap mahzenini görüyorlar. Ondan sonra içiyorlar, ediyorlar. Aralarında bir tane genç Türk çocuğu rivayete göre işte fazla kaçırmış bu meşhur Murbahlı şaraplarını. Ve diğer arkadaşları sabah, askerler gitmişler işte bir yana doğru yol almışlar. Ama bu genç
orada sızıp kalmış. Ertesi gün tabii genel halk köyüne geri dönünce bunu bulmuş. Önce ne yapacağını şaşırmış, korkmuş, damdan çatıya çıkmış, orada bir saklanmış ama bakmış ki yani, iki gün orada kalmış, yani çaresi yok, kurtuluşu yok. Öyle inmiş aşağıya. Sonra gençliğine acımışlar ve öldürmemişler onu. Ama hala Fulbach şehrinde Bacadaki Türk diye bir heykel var. Ve Fulbach'ta hala insanlar senede bir kere bunu festival olarak kutlarlar. Ve oranın bütün yerel halkı Osmanlı kıyafetleri giyer, bayanlar de o şekilde giyinirler, erkekler de o şekilde giyinirler ve bütün o şehirde yani o semtte insanlar Osmanlı kıyafetleri içerisinde senede bir gün bu festivali kutlarlar. Yani orada kutlanan aslında Fulbach şaraplarıdır ama hani Fulbach'lı Türk hikayesi o bölgede yine çok meşhurdur. Dolayısıyla ilginç bir hikaye çıkmıştır buradan ve bu kişinin gerçekten, bu Fulbach'lı Türk'ün de gerçekten hani sadece masallarda yer almadığı, orada olduğu vaftiz kayıtlarından hareketle varsayılmaktadır. Aynı döneme denk gelen bir vaftiz kaydı bulunuyor. Vaftizde işte bu tarihte bir Türk vaftiz edilmiştir şeklinde geçiyor. Onun dışında işte çok dini bütünler deniliyor. Başka dinlerden olanları din değiştirmeye zorlamıyorlar. Yani çok toleranslılar o konuda. Türklerin evlilik hayatında ciddi bir düzenin olduğu ortaya konuluyor. Ve kadınları çok erdemli. Türk kadını üzerinde çok duruluyor. Ve Osmanlıların askeri anlamda çok başarılı olmasının en önemli sebebi aslında Türk kadınıdır diyor. Çünkü diyor, Osmanlı askerleri savaşa gittiklerinde gözleri arkada kalmıyor. Biliyorlar ki eşleri onlara sadık bir şekilde onları bekleyecek, başka kişilerle ilişkiye girmeyecekler ve eşleri dönene kadar büyük bir sadakat içinde onları bekleyecekler. Dolayısıyla diyor Osmanlı askerleri tamamen bütün aklını, bütün ruhunu savaşa verebiliyorlar çünkü gözleri arkada değil. Ve bunun sonucunda tabii hani Alman kadınları için aynı değerlendirmeyi yapmıyorlar ve diyorlar ki işte Türk kadını kadar erdemli değiller. O yüzden de işte Alman askerleri bu kadar rahat savaşamıyorlar. İşte akılları evde kalıyor. Döndüklerinde ne olacağı çok belli değil şeklinde. Böyle bir uyarıyla aslında şunu söylüyor. Yani Hristiyan kadınları da daha inançlı, daha işte Hristiyanlık anlamında daha bir dini bütün olmalılar ki onların da eşleri çok rahat bir şekilde savaşabilsin. Bu hane. Evet. Şimdi Türk kadınını onur ve erdem açısından Hristiyan kadınlarıyla karşılaştıran işte namı diğer Captivus Septem Castrensis aslında bizim Macar Georg olarak adlandırdığımız kişidir bu. Bu karşılaştırmanın galibinin her yönüyle Türk kadını olduğunu vurguluyor kendi seyahatnamesinde. Bir de çok önemli bir Alman teolog var. Şöyle bir söz söylemiş. Eğer güneşin aydınlattığı herhangi bir yerde çok çalışkan ve kadınlarının onuruyla gururlanabilecek bir halk varsa o da Türklerdir demiş. Yani dolayısıyla Türk kadınına bakış açısı burada çok iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi biraz da görsellere geçelim. Çok da böyle bilgilerin yanısına güzel resimlerle bitirdim. Burada tabii çok dikkat çeken Osmanlı ordusuna mensup kişilerin dikkat ederseniz yapılı, iyi beslenmiş, yani zenginliklere yansıyor aslında. Zengin oldukları ortada. Çünkü hafif kilolu insanlar. Demek ki yiyecek içecek bol miktarda var ki bunlar böyle kilolu gibi gösteriliyor. Öte taraftan Macar halkına baktığınızda yani en azından şu bayanın yüz hattından korku ve dehşet içinde çoluk çocuk bile mağdur durumda gösteriliyor. Yani tamamen bir işte Müslüman-Hristiyan çatışması şeklinde gösteriliyor. Yani kadın, erkek, çocuklara acımıyorlar. Hepsini aynı şekilde esarete götürüyorlar. Anlamı çıkıyor. Bu çok eski resimden, 1532 yılına ait bu resim. Burada mesela yine kafasında tüyleri olan kişi bir Osmanlı askeri. Aslında bizim deli süvari olarak adlandırdığımız asker oluyor bu. Yüz ifadesine baktığımızda Osmanlı askerinin yüz ifadesi çok sevimli gelmiyor. Yani korku saçan, dehşet saçan bir yüz ifadesi var. Buna karşı papazın yüz ifadesi
de baktığınızda çok daha ılıman, çok böyle sempatik gösteriyor. Yani propaganda resimlere nasıl yansıyor? Buradan belki daha net anlaşılabiliyor. Bu yine çok klasik bir resimdir. Buna benzer çok çok sayıda resim bulmak mümkün. İşte Türklerin çocukları nasıl kılıçtan geçirdiklerini anlatan, nasıl acımasızca davrandıklarını anlatan propaganda amaçlı resimler. Bunlar tabii hep böyle savaş dönemi, Viyana kuşatmaları dönemine denk gelen resimler. Bu çocukların katledilmesi özellikle dini anlamda Beytülayn'daki çocuk katliamıyla ilişkilendiriliyor. Tabii dini duyguları da pek işlemek amacıyla. Türklerin zulümleri sürekli yanlış bir yol. Ön planda. Çocuklara dokunmaz Türkler. Öyle yapmış. Şimdi tabii özellikle şunu söylüyor, yani çocuklara, kadın ve kızlara yönelik yapılanlar anlatılıyor ki, bakın Almanya'da vergi vermekten kaçınan insanlar var. Şimdi Papa sürekli olarak Türk vergisi adı altında toplumdan para topluyor. Ve çoğu zaman da bu paraları Türklere karşı savaşmak üzere kullanmıyor. Yani halk burada kendini sömürülmüş hissediyor. Türk kuruşu, Türk parası olarak adlandırılıyor bu vergiler. Ve insanlar belli bir süre sonra bu vergileri vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanları vergi vermeye teşvik etmek ya da işte yardım bağışlarını vermeleri için teşvik etmek için bu manipülatif resimler çok büyük önem taşıyor. Yani diyor ki eğer siz zamanında verginizi vermezseniz ya da yardımlarda ve bağışlarda bulmazsanız bu resimlerde gördükleriniz sizin başınıza gelecekler. Yani çocuklarınızı acımadan çocuklarınızı katledecekler. Kadınlarınızı, kızlarınızı elinizden alacaklar. Ve başlarına kızların türlü türlü şeyler gelecek. Şimdi bu resimde dikkat çok net görünmüyor ama mesela bu kadının elbisesinin sıyrılmış olması tecavüz edildiği anlamına geliyor. Yani işte burada bu tarz imalar bulunuyor. Özellikle ya. Tam tersi. Yine şimdi burada soylu kızlar, yani işte Türkler soyluydu, çiftçiydi, hiçbir şekilde ayrım yapmıyor. Bütün kadınları, kızları esarete götürüyorlar, vurgusu yapılıyor. Yani soylulara da çağrıda bulunuluyor, soylulardan da vergi talep ediliyor. Siz de destekleyin çünkü bazen soylular da vergi vermek istemiyor, paralar kendilerine kalsın istiyorlar. Ve şöyle, yani şu resimden çıkan sonuç işte herkes Türk tehdidiyle karşı karşıya, soylular da aynı şekilde, dolayısıyla soylular da para vermek zorunda eğer günün birinde başlarında böyle şeyler gelsin istemiyorsa. Yine burada resmin önemi çok büyük. Daha önceden söylediğim gibi okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönemde bu resimler aslında tek başına her şeyi anlatıyor. Gerçi bazen dekorasyon amaçlı da kullanıyor. Bu resimler dekorasyon amaçlı kullanılıyor da birazdan göstereceğim resimler duvar süsü, dekoratif amaçlarla da kullanılıyor. Çünkü okuma yazma olmayınca her zaman resimden çıkan anlam da çok net anlaşılıyor. Evet. Ama buradaki anlam çok net biçimde ortada. Çünkü tipler çok net çizilmiş. Yani burada söz konusu olan kişilerin Osmanlı askerleri olduğu ortada. Atların gösterişi oluşuna dikkat çekmek istiyorum. Yani çok iyi beslenmiş atları var. Çok zengin donanımda bu askerler. Dolayısıyla güç yansıyor. Bu resimlerin tümünden düşmanın ne kadar güçlü olduğu yansıyor. Dolayısıyla bu güçlü düşmana karşı ancak el birliğiyle bir şey yapabilirsek kurtulabiliriz. Ama iyi ama Türk atları iyi değil ki. Vurgulanıyor. Yine burada bu sefer de İşte çiftçi kızların başına da aynı şey gelebilir anlamı çıkan birisi. Aileler de tabii söz konusu ediliyor. İşte özellikle kadının yüz ifadesine bakarsanız işte açlıktan zayıf düşmüş bir kadın, korku içinde bir çocuk. Yine işte boyunlarına ipler bağlanmış, sürülüyorlar. Zaten resim biraz daha net bir resim. 1530 yılına ait bir resim. Dolayısıyla aileler de bu tür muameleye tabi kalacaklar şeklinde bir propaganda resmi söz konusu. Yine buna benzer, dediğim gibi, yani buna benzer örneklerin sayısı çok fazla. Bu sefer yine çocuklara yönelik
olaylar işleniyor. Ya da annenin üzüntüsü resimden çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bununla da işte yine ailelerle Türk'ten geldiğinde bu tür muameleye maruz kalacaklar. Dolayısıyla herkes vergisini versin. Vergi kaçırmayın, Türklere karşı bir savaşı destekleyin anlamı çıkıyor bu tarz resimlerden. Ve bu bağlamda yine Türklerin ne kadar güçlü, ne kadar zengin olduklarını anlatan çok sayıdaki resimden bir tanesi. Sürekli olarak Osmanlı askerleri, çok zenginler, işte çok donanımlılar, bu resimden de anlaşıldığı gibi işte atları güzeldir, süslüdür vesaire. Yani her şey Osmanlı'nın ne kadar güçlü ve zengin olduğuna işaret ediyor resimde görüldüğü gibi. Şimdi bu başka bir şey. Osmanlılar o kadar çok ilgi çekiyor ki her alanda, hani daha önceden bahsettiğim her alanda Türk konusu işleniyor. Ben kendim de bir tarihte şeyini Almanya'da bir kütüphanede çalışırken bir dinleneyim dedim. Başka bir konu ya bir bakayım. Resim bitki 16. yüzyıla ait bir bitki kitabı. Bir de tıp kitabına bir bakayım dedim. Aldım işte tek tek sarıyorum. Ondan sonra tıp kitabının sonunda Türklere karşı dua çıktı. Dedim ki ne alakası var? Ya da bitki kitabının sonunda Türklere karşı dua çıkıyor. Yani hiç beklemediğiniz benim bulduğum rakam bunun da üstündedir muhtemelen bu Türk duaları. Çünkü ben kalkıp tıp kitaplarını incelemedim ya da bitki kitaplarını analiz etmedim. Hasbelkader bölümlerimi yazdım. Onun dışında hani kitabın genelde başında Türk sözcüğü geçmişse ya da alt başlığında Türklere yönelik bir takım imalar söz konusuysa aldım kitabı açtım. Ama sıradan tıp kitaplarında, bitki kitaplarında da böyle dualarla karşılaşmak mümkün. Bu da bir şey. Yazı sayısı ve tabii çok ilginç. İllaki Osmanlı hükümdarını kötü çıkartmak bu mevzalar. Yani olumlu bir fal çıkmayacak. Dolayısıyla şimdi yıldız bilimi de o dönemde Almanya'da az çok biliniyor. Gerçi Martin Luther bir yandan yıldız biliminin gereksiz bir şey olduğunu söylüyor. Yani, üniversitelerde bilim dalı olarak okutulmaması gerektiğini söylüyor ve insanların bu tür şeylere çok fazla itibar ettiğini söylüyor. Bu falcılık olaylarını, yıldız falı vesaire bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor ama kendi de bazı cümleler kullandığında işte bilmem ne burcunun etkisiyle bu olmuştur diyor. Yani o da çelişkiler içerisinde ifadeler kullanıyor. Böyle bir 16 sayfadan oluşan bir kitap piyasaya çıkıyor. Ve işte illa da kötü çıkartmak için mesela saatini belirtiyorlar. İşte hükümdar 04.59 sularında doğmuştur. Çünkü ancak o saatte doğarsa işte yıldız falına göre kötü bir karakter sahibi olabilir. Dolayısıyla işte uyduruyorlar. Ve genel bilgilerden hareketle işte diyor ki mesela en tehlikeli aylar işte yaz ayları, işte şu aylarda şöyle bir tehdit olabilir, bu aylarda böyle bir tehdit olabilir. Tabyalarınızı güçlendirin, kalelerinizi şöyle güçlendirin, şunu yapın, bunu yapın. İşte ama diyor mesela Ocak, Şubat aylarında rahatsınız. Tabii ki rahatlar. Çünkü Osmanlılar Ocak, Şubat'ta sefere çıkıyor. Yani sefere çıktıkları dönem hep tehlike arz eden dönemler olarak gösteriliyor. 16 sayfada böyle işte falcılık anlamında bir yıldız haritası. Başka resimler de var. Yani kitabın içerisinde bir tek resim buluyor. 3-4 tane resim daha var buna benzer. Ondan sonra daha öncesinden de bahsettiğim bu mucizevi işaret haberleri, işte bu resimde de çok net bir şekilde görüldüğü gibi bir kuyruklu yıldız var. Ondan sonra işte bir hilal var, yine oldukça büyük bir yıldız var. Sonra kaçışan insanlardan burada deprem olduğu anlaşılıyor, korkuyorlar, elleri kolları havada. Biraz daha arka tarafta yıkılmış binalar da çok net bir şekilde görülüyor. Haber uzun bir haber ama haberden çıkan sonuç şöyle: Ayasofya'nın yıkılması Katoliklere verilen bir ceza, İstanbul'un yıkılması ise Türklere Tanrı tarafından verilen bir cezadır diyor. Yani buradan da anlıyoruz ki bu metnin yazarı Protestan. ...1664 yılında Nürnberg'de yayınlanan bir habere göre işte Avusturya'da görülen ve Hırvatistan'da görülen bir kuyruklu yıldız felaket haberi olarak algılanıyor.
Ve şimdi bu resimde çok net anlaşılmıyor ama yani sözde bu içerisindeki hilallerin bıyıkları var. Yani çünkü yani Türklerde olduğu gibi bıyık, sakal vesaire görünüyormuş. Oradan da bu görüntünün Türklerin geleceğine dair bir işaret olduğu kabul ediliyor. Bu çok sevilen bir haber olmuş. Birkaç farklı baskısı da mevcut. Yani sadece bu söz konusu olan sadece bu baskı değil, birçok baskısı var bu haberin. Yani en sevilen haberlerden bir tanesi. Ama tabii çok eski metinler, bıyıkları biz göremedik, sakalları da göremedik. Sadece varsayımlardan hareketle ya da metin içerisinde bahsi geçiyor. İşte burada Hilal'in sakalları var, bıyıkları var. Oradan da anlıyoruz ki Türkler gelecek şeklinde Türklerle de ilişkilendirilen bir kuyruklu yıldız. Şimdi aynı haber, yine aynı kuyruklu yıldız haberi mesela Londra'da çıkıyor, basılıyor. Dediğim gibi çok sevilen haberler arasında yer alıyor. Ve dolayısıyla bu sefer Avusturya'da görülen bu kuyruklu yıldız Türklerin bütün Avrupa'ya saldıracağının işareti olarak kabul ediliyor. Yani sadece Avusturya veya Avusturya'ya yakın bölgeler tehdit altında değil, bütün Avrupa eninde sonunda Türk tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Yalnız burada da yine sakal bıyık göremiyoruz hilallerde. Bu yine mucizevi işaret haber olarak kabul ettiğimiz bir haber. Çünkü işte bir bulut kümesi var, içinde işte kuru kafa var. Öbür tarafta çok belki net görünmüyordur ama bir tabut var. Tabutun içerisinde 3 tane Osmanlı kafası söz konusu. Üzerinde bir haç var. Şiddetli bir yağmur, şimşek, fırtına söz konusu. Ve bu Hırvatistan'ın Esek şehrinde görülen bir olay, doğa olayı. Ve sözde tabii bu tür haberlerin inandırıcılığını arttırmak için hep temelde belli başlı noktalara başvurulur. Hep şöyle denilir, çok büyük bir seyirci kitlesi bu olayı görmüştür, buna tanık olmuştur. İnandırıcılığı arttırmak için genelde papazlar, vaizler de vardı bunu görenler arasında. Bu defa da inandırıcılığı arttırmak için Türkler bile dehşete düşmüşler bu görüntüleri gördüğünde deniliyor. Ve bu haberin doğru olduğu varsayılıyor. Neden? Çünkü bu haberden sonra Esek Türklerden kurtulmuş diye bir haberde düşüyor, bir dipnot düşüyorlar. Şimdi tabii günahsız olarak doğan, muhtemelen belki de günümüzde hidrosefali olarak adlandırabileceğimiz bir hastalıkla dünyaya gelen Mecklenburg'da 1577 yılında doğan bir çocuk haberi söz konusu. İşte kafasında böyle bir kitle var. Bu kitle Türk şapkasına, yani sarığına benzetiliyor. Dolayısıyla da metnin yazarı bir din adamı ve din adamı da şöyle söylüyor. Yani Hristiyanların tövbe etmemesi halinde Tanrı Türklere zafer bahşedecektir. Bu çocuğun doğumu da buna işaret ediyor. Yani Almanya'da ve genelde işte çoğu Avrupa ülkesinde hastalıklar, anormal doğumlar, hayvanlarda ve insanlardaki anormal doğumların tümü Tanrı tarafından verilen cezalar olarak görülüyor. İşte bu çocuğun haberi de böyle bir haber. Bir de tabii hayal gücü de çok önemli o dönemde. 16. yüzyılda insanların fantazisi de sonsuz. Bu haberden anlayacağımız gibi. Köln'de basılmış bu haber 1593 yılında. Macaristan'da doğan 4 çocuğu konu ediyor. Çok masalımsı bir haber. Yani işte çocukların annesi aslında bir yabancı. Kimse bu kadının konuşma dili anlamıyor. Ondan sonra doğum yapıyor. Öldükten sonra kadını bir tabutun içine koyuyorlar. İşte 9-10 kişi kadını taşıyamıyor. Tabut öylesine ağırmış. Sonradan tabutu bir açıyorlar ki kadın tabutun içinden kaybolmuş. Onun yerine 3 kan damlası görülüyor vesaire. Yani çok fazla masalımsı motif de var bu haberde. Ama bu bir gazete haberi. Yani masal değil. Gazete haberi. İşte 4 tane çocuğun doğumundan bahsediyor. Antik çağın esintileri söz konusu. Hani kafasız doğan ve yüz hatları göğsünde olan bir çocuğun yaşaması söz konusu değil. Yine antik çağın etkisiyle. O üçüncü çocuk, yani yine kafasında kitlesi olan çocuk ise Türk savaşlarıyla ilişkilendiriliyor. Evet. Bu da evet, değişik bir haber. Bu zavallı kedi yavruları ikinci Viyana kuşatmasından önce ikinci Viyana kuşatmasından 2 ay önce doğuyor. Yani 2 ay sonra doğsalar hiçbir şey olmayacak bunlara. Şanssızlıkları 2 ay öncesinden doğmuş olmaları.
Bunlar kuyruklarıyla, kuyrukları karışmış bunların. Dolayısıyla beşi de aynı kuyruk, yani beşi de bir şekilde kuyruklarıyla birbirine bağlı. Bu doğum haberi de, yani kedi yavrularının doğum haberi de felaket haberi olarak görülüyor ve Türk savaşlarıyla ilişkilendiriliyor. Yani hayvanlardaki anormal doğumlar da Türklerle ilişkilendiriliyor ve bu zavallı kedi yavrularını öldürüyorlar haberden anlaşıldığı üzere. Çünkü işte yine şeytani Türklere işaret eden kedi yavruları günümüzde olsa ya da 2 ay sonra da olsalar kuyruklarını ayırırlar, yaşatırlar büyük olasılıkla. Ama şanssızlık 2 ay öncesinde doğuyorlar. Bu da benim en sevdiğim haberim. Hatta ikinci kitabımın adını Kıyamet Alameti Türkler verdim de gönlümden geçen başlık aslında yumurtadan çıkan Türk'tü. Hani sürpriz Türkler gibi. Bu haber 1569 yılında Prag'da yayınlanan bir haber ama bunun orijinali aslında Fransa'da da var. Yani farklı şekilde yorumlanan, farklı bir haberden isimlenmişler. Aynı haberi Türk Savaşları döneminde almışlar, Türklere adapte etmişler. Hani figürel değişiyor sadece, hani konu figüranları değişiyor. Şimdi bu hikaye de çok ilginç. Bir evin içerisinde bir hizmetkar sahibine yumurta pişirmek istiyor. Yumurtayı eline alıyor, tam tavaya kıracakken birdenbire yumurta elinden düşüyor ve yere baktığında yumurtanın içerisinden bir Türk kafası çıkıyor. Kadıncağız çalıklar içerisinde oradan kaçıyor. O arada bir kedi geliyor ve bu yumurtayı yiyor. Kedi de hemen ölüyor tabii. Yani Türk'ün kafası dediği için ölüyor. Ve bu haber oluyor. Bu çok sevilen bir haber. Birkaç kez basılmış. Dolayısıyla da hani fantezinin, hayal gücünün en yoğun olarak işlendiği haber bu diye düşünüyorum. Bir de tabii yine fantastik bir haber. Haber aslında Latince. Yukarıda el yazısıyla şöyle bir not düşürmüş. Bu canavarın doğumunun ardından Kıbrıs Türkler tarafından fethedilmiştir diyor el yazısıyla. Lefkoşa'da doğmuş bu domuz yavrusu. Yüz hatları insanınkine benzer. Aslında 5 tane domuz yavrusundan bir tanesi. Sonuncusunda böyle bir kafatasında bir anormallik var. Hayal gücüyle de insan hatları yerleştirilmiş bu hayvanın kafasına. Ve varsayıma göre işte 12 Aralık'ta bu hayvan doğuyor. Ardından hemen Türkler Kıbrıs'ı fethediyor. Yani bir kıyamet alameti haberi olarak geçiyor. Bu domuzun doğumu Türklerin geleceğinin işareti olarak kabul ediliyor. Yine fantastik bir haber. Tabii ki hani çift başlı bir okçunun yaşaması ve savaşlara katılması söz konusu değil ama böyle haberler de var. Venedik-Osmanlı Savaşı'nda Mora'da esir alınan çift başlı bir Türk okçusu haberi bu. Türk kelimesi genel olarak hani bu kadar çok haberde vesaire de işlendiği için tabii Alman diline de geçmiş. Aslında en belirgin örnek kadı sözcüğüdür. Günümüzde bile hala kadı sözcüğüyle alakalı çok sayıda deyim mevcuttur. Kadı sözcüğünün geçtiği deyimlerde hep adalet söz konusudur. Türkler kadı sözcüğünü, Hristiyanlar kadı sözcüğünü Türklerden, Osmanlılardan öğreniyorlar. Yani Arap kökenli olması kelimenin önem taşımıyor bu durumda. Buna benzer bir sürü kelime var. Yani Türklerle ilgili sözcükleri ben bir çalışmamda işte böyle bir kategorize etmeye çalışmıştım. 11 tane farklı kategori tespit etmiştim. Savaş, botanik, zooloji, gıda, insan, renk, eşya, tekstilleri, ölçü ve para birimleri alanında hep Türklerle ilgili sözcüklerin olduğu dikkat çekiyor. Sadece bazı çarpıcı örnekler belki vermek gerekiyor. Yani bir Türk inşa etmek, bu da hala günümüzde de kullanılan deyimler arasında yer alıyor ama günümüz Alman sözlüklerinde artık ırkçı da işaret eden bir deyim olduğu için kaldırılması talebi de söz konusu deyim şeylerden, sözlüklerden. Bir Türk inşa etmek aslında sahtecilik anlamına de geliyor. 16. yüzyılda işte Osmanlı'nın Habsburglarla savaştığı döneme dayanıyor bu deyim oluşumu. Türk savaşları esnasında Avusturyalılar bir hileye başvuruyorlar. Ve Türklerin kalelerini fethetmesini engellemek için kale burçlarını hep kuklalar falan iliştiriyorlar. Türkler de zannediyor ki işte burası önceden zaten fethedilmiş. O
kaleyi es geçiyorlar. Yani varsayım bu, oradan kalma bir deyim. Sahtecilik, bu deyimin sahtecilik anlamına gelmesi ve sahtecilikle ilişkilendirilmesi ise daha sonraki bir dönemde başka bir hikayeyle ilişkilendiriliyor. Avusturya'da bir otomatın içi, Osmanlı kıyafetleri içerisinde bir otomata karşı oyun oynanıyor. Ve orada bu kişiye karşı ya da bu otomata karşı oyun oynayan insanlar içerisinde canlı bir Türk'ün olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de o Türk'ü yenemediklerini düşünüyorlar. Bir de böyle bir rivayet var. O yüzden de işte bir Türk inşa etmek, Türk ve sahtecilik kavramları özellikle bu ikinci sözden dolayı ilişkilendiriliyor. Savaş alanından bir kelime, Türk elçileri olarak adlandırılan bir kazık türü söz konusu. Çok da kullanılmış dönemler, o dönemlerde. İşte demirden bir uç ve dışarıya dönük olan iki çivden oluşan savaşta kullanılan bir malzeme şeklinde. Viyana'da işte Türk kurşunu olarak adlandırabileceğimiz kurşunlar yine 2. Viyana Savaşı'ndan kalma genelde. Ve hala bunlar muhafaza edilmişler. Orijinalleri olmasa bile çoğu zaman sonradan yapay bir şekilde yine aynı yerlere aynı kurşunları ilave etmişler. Zaten altında da yazmışlar ne zaman işte 1683 yılında bulunduğu ve sonradan altınlaştırıldığı gibi böyle ek bilgiler var. Sonrasında mesela böyle bir kırmızı biber çeşidine de Türk kurşunu denilmiş acı olduğu için. Çünkü Türklerle ilgili deneyler, deneyimler acı olmuş o dönem Avrupa'sı için. Dolayısıyla genelde böyle bitki dünyasında veya zoolojide veya işte farklı alanlarda dikkat çekiyor. Hep kırmızı, Türkleri temsil eden kırmızı rengin baskın olduğu nesne şeylerde kullanılıyor. Ya da kubbe biçimi, sarık biçimine benzeyen hayvanlarda ya da bitkilerde daha çok buna rastlıyoruz. Bir de böyle tatlı bir şeye ismi verilmiş. Bugün Almanya'da böyle tatlı çeşidi olarak, Mozart Kugel olarak da geçiyor. Eskiden işte buna Türk kurşunu deniliyormuş. Böyle güzel bir tatlı çikolatalı şekerli bir biçimde bir şey. Buna da Türk yağmur topu demişler. Yine çok eski bir sözlükten buldum bunu. 18. yüzyılda ait bir sözlükte. Çok yapıcı bir maddeden yapıldığı için buna Türk yağmur topu denilmiş. Ve Türk kafaları. Yani bugünün Viyana'sında buna benzer Türk kafaları bulmak da hala mümkün. Ben iki tanesinin resmini getirdim. Bu adamcağız ile biraz daha böyle yakışıklı resmedilmiş. Çok daha çirkin olanları da mevcut. Moda olarak sonrasında da çok, bu Türk modasının etkisine de çok yer verilenler var. Deyimlerde kullanılmış. Mesela burada bir örnek vermişim. Önceden bitki dolu olan dağlar artık tıraş edilmiş Türk kafalarına benziyorlar. Gerçekten de aslında Türk kafalarıyla kastedilen gerçekten öldürülen Türkler. İlk etapta gerçekten öldürülen Türkler söz konusu. Mesela yine 18. yüzyıla ait Zeytler adlı bir Alman ansiklopedisinde şöyle bir başlık var. Kurutulmuş Türk kafaları. Altında da Leipzig'de 1684 yılında Alman tüccarlar kurutulmuş Türk kafaları satarlar diyor. Bunlar 1683 yılındaki Viyana Savaşı'nda öldürülen Türklere aitti. Tüccarların kafaları variller içerisinde getirilir. Zaferin anısına Avrupa'daki pek çok kurum ve kütüphane ve müze bunları satın alıyor. Kafaların sahibi, yani değerine göre, askerin değerine göre, rütbesine göre de fiyat biçiliyor bu kafalara. Bu gerçekten de söz konusu ve bununla ilgili çok fazla metinde bulmak mümkün aslında. Eski ansiklopedi, yani 18. 17. yüzyılda o zaman elle yazılmış olan ansiklopedilerde bu tür bilgilere rastlamak mümkün. Yine bir Türk kafası evin duvarına inşa edilmiş. Kaktüs'e böyle bir isim verilmiş. Muhtemelen kubbeye benzeyen biçiminden dolayı. Ondan sonra sarık biçimine benzetildiği için kabağa verilmiş. Evet. Bunun çekirdeğine de yine Türk kafası çekirdekleri denilmiş. Pipo başlığı olarak kullanılmış. Ama bu lüle taşından yapılan pipolardan dolayı. Yani Türkiye'de çıkan lüle taşı
O dönem Almanya'da moda haline geliyor. Yine bu moda döneminde ve bu pipo ya da Türk piposu ya da Türk kafası deniliyor pipo başına. Yine Türk kafası süs malzemesi olarak da kızakların başına, evlerin direklerine, bahçe çıtalarının üzerine de süs olarak konuluyor. Bu anlamıyla da kullanılıyor. Ve yine bitki dünyasında Türk sarığı ya da Türk türbanı şeklinde geçiyor. Özellikle de 1. Mehmet'in sarığını bağlama biçiminden esinlenerek arkaya dönük yaprak biçimi örnek alınıyor ve buna benzer bitkilerde, yani yapraklar arkaya dönük olduğu zaman bu bitkilere işte Türk sarı, Türk zambağı, sarı Türk zambağı vesaire denilmiş. Örnek olarak işte büyük sarı Türk zambağı, kırmızı Türk zambağı vesaire, yani çok sayıda türü var bunun. Onun dışında mesela Fransa'da paşa elması, yani çok sağlam, çok lezzetli, iri bir elma olmasından dolayı ve çok kötü koşullarda bile her zaman iyi meyve veren bir elma olmasından dolayı paşa elması diye bir elma türü de var. Türk sarığı İngilizce'de de Turk's Heat olarak geçiyor. Açılması, sökülmesi zor. Bağlama biçiminden bu ismi aldığı varsayılıyor. Günümüzde daha çok böyle süs makreme tarzında kullanılıyor. Yine işte buna benzer türban ya da sarığa benzer yapısından dolayı İtalyanca'da da İngilizce'de de buna benzer kavramların kullanıldığı görülüyor. Mesela İngilizcesi Turk's Cap, İtalyancası Turca Turbanta. Yani yine aynı aynı konudan hareketle bu isimler veriliyor. Türk sarığı kabağı ya da türban kabağı ya da Piskopos şapkası olarak da bu bitkilere isim veriliyor. Yine bitki zoolojiden bir örnek. Latincesi Turbosidaris olan bir salyangoz, salyangoz türüne de Türk sarığı denilmiş. Bir deniz hayvanına verilmiş. Kızıldeniz ve Akdeniz diye de ansiklopedide o şekilde verilmiş yani. Kızıldeniz ve Akdeniz'de bulunan bir tür. Yani yine kırmızı renk önemli burada. Bir de tabii dikenli olması da ipucu olabilir neden bu ismin verildiğine dair. Keke de bu isim verilmiş. Türk sarığı denilmiş. Eskiden ama günümüzde tabii bu isim kullanılıyor. Şaraplara Türk şarabı adı veriliyor. Kırmızı, koyu kırmızı renginden dolayı verilmiş eskiden. Son olarak da Türk sarığı, mesela az önce size gösterdiğim haberde de yine işte bu aslında bir hastalık söz konusu burada. Başında kitleyle doğan zavallı bir çocuğun kitlesi o şekilde adlandırılıyor. Evet, bir de bu da yine başka bir konu. Eğer sıkılmadıysanız size anlatmak isterim. Yorulmadıysanız, sıkılmadıysanız kısaca bu konuya da bir değinmek isterim. Yorulmadıysanız devam edelim. Şimdi devam edelim hocam. İkinci Viyana kuşatması döneminde tabi alınan ağır yenilgiler sonunda Türk savaş esirleri bazı Alman kumandanlarının eline geçiyor. Ben tabi sadece Almanya'daki olaylara değiniyorum. Viyana'da bunların sayısı kat kat fazla. Çok daha fazla yerde işlenmiş, çok daha fazla belgelenmiş. Almanya'da daha az. Almanya'da daha az olmasının şöyle bir bilimsel açıdan diyeyim, avantajı var. Daha ciddi belge tutmuşlar. Çünkü her Türk onlar için önemli. Sansasyonel haber değeri taşıyor. Dolayısıyla kayıtlarda ciddi tutulmuş ve günümüze kadar gelmiş. Viyana'da öyle değil. Yani Viyana'da Stephansdom adlı kilisede ilk başta sansasyonel olay olarak kabul edilmiş Türklerin vaftiz töreni, ama ondan sonrasında o kadar çok Türk'ü vaftiz etmişler ki yani hiçbirini kayıt edememişler. Yani ilgi de azalmış, toplumun ilgisi de konuya azalmış. Almanya'da öyle değil. Şimdi Almanya'dan bu seferlere katılan kumandanlar geri döndüklerinde ganimet olarak ve zaferlerinin bir işareti olarak Türk savaş esirleri getiriyorlar. Yani Türk savaş esirleri olarak adlandırdıkları esirleri getiriyorlar. Bunların hepsinin ortak
yönü hepsinin Müslüman olması. Yani kimi zaman burada Boşnaklar'da söz konusu olabiliyor. Ya da Balkanlardan getirilen diğer esirler de söz konusu olabiliyor. Ama Almanya'da bunların hepsi Türk olarak adlandırılıyor. Ve bu şekilde de kayıtlara geçiriliyor. Ve sonuç itibariyle özellikle işte çocukların çok fazla ilgi çektiği, çocukları ağırlıklı olarak getirdikleri, kadınları getirdikleri hep genç olmasına dikkat ediyorlar. Yani yaşlı kimseler gelmiyor. Yetişkin olarak adlandırılan insanların bile aslında çok genç yaşta olduğu tespit edilebiliyor. Ve vaftiz ediliyor bunlar. Tabii hemen vaftiz edilemiyorlar çünkü dileniyor insanlar ilk etapta ama ne kadar dilenebilirsiniz? Yani yabancı bir yerdesiniz, dilini bilmediğiniz, kültürünü bilmediğiniz bir ortamdasınız, savaş esiri olarak getirilmişsiniz ve yaşamak zorundasınız. Şimdi 3 yıl baskılara dayanabilmiş insanlar, çocukların genelde ilk 1 yıl içerisinde vaftiz edildiği biliniyor. Kadınların işte 1 yıl ila 2 yıl içerisinde, erkeklerin 3 yıl genelde dayanabildikleri biliniyor. Bunlar vaftiz ediliyor ve kiliselerde tabii her Türk'ün vaftizi bir sansasyonel olay oluyor. Ve genelde soylular tarafından bu vaftiz törenleri organize ediliyor. Soylular onlara isimlerini veriyorlar. Bazen bir vaftiz edilen bir Türk'e 7 tane isim veriliyor ortaya çıkıyor. İşte Agnes, Amelia, Anna vesaire şeklinde tam tamına 7 tane isim veriliyor. İsimlere baktığımızda da çok dikkat çeken nokta hiçbir şekilde eski kimliklerini hatırlatan isimler söz konusu değil. Yani tamamen yeni dinleriyle alakalı, işte Hristiyanlık dinine işaret eden Christian, Christina vesaire buna benzer isimler tercih ediliyor. Ve eski dinlerine ait, eski kültürlerine ait hemen hemen hiçbir kanıt ortada bırakılmıyor. Çünkü bu şekilde asimilasyon daha kolay olabiliyor. Dolayısıyla Türk sözcüğü ya Türk ismi çok nadiren karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkınca da bu isim aslında her daim çok tedbirli olmak zorundayız. Çünkü Türk ismi Türklerden çok Türklere karşı savaşta çok fazla Türk edilen çok fazla Türk'ü öldüren insanlara veriliyordu. Eğer bir asker çok fazla Türk öldürürse onu onure etmek için ona Türk lakabı veriliyordu ve zaman içerisinde bu lakab onun soyadı olabiliyordu. Dolayısıyla hani Türk sözcüğünü duyduğumuzda Türk savaş eseri imiş belki diye düşünmemek lazım. Şimdi bu olay Almanya'da ne zaman ortaya çıktı? Nasyonel Sosyalist dönemde 1933 yılında kimin soy ağacında Yahudilik var, kimin soy ağacında Yahudilik yok. Yani Hitler'in etkisiyle bu soy kütüğü araştırmaları başlatılmış. Jenoloflar bu konuda işte herkesten, bütün ailelerden soy kütüğü incelemeleri istemişler. Ve birden bakmışlar ki bazı Alman ailelerinin geçmişinde Türk kanı var. Yani Türklerin olduğu ortaya çıkıyor ve çok şaşırıyor. O güne kadar hiç kimse bunu bilmiyor. Hiç duyulmuş bir şey değil. Yani fenomen adeta kabul ediliyor. Ondan sonra hemen bir talimat veriliyor. Ediniliyor ki bu konuyu hemen araştırın, bu konularla ilgili çalışmalar yapın. İki tane yine 1939 yılında Klemmbot'un çalışması, bir de şu an adını anımsayamadığım bir çalışma daha ortaya çıkıyor. Ve birçok ailede Türk kanının olduğu tespit ediliyor. Çok şaşırıyorlar ve konunun irdelenmesinin devamı isteniyor. Ondan sonra savaş hengamesinde bu konu çok fazla da tekrar gündeme gelmiyor. Ama o dönem işte 1933'te 1939-40 yılları arasında birkaç çalışma çıkmış meydana ve aileler tespit edilmiş. Çok ilginçtir ki mesela Almanya'nın Hildesheim şehrinin en etkin papazının büyük annesi ve büyük babası aynı anda savaş esiriymiş. Yani Türk savaş esiriymiş. Hem büyük annesi hem büyük babası. Çünkü bunları evlendirmişler. Aynı sarayda görev yapmışlar. İkisi de çocuk yaşta saraya getirilmişler, evlendirilmişler ama tabii yeni isim verilmesiyle ve Hristiyanlığa geçmesiyle, asimilasyonla birlikte ölüm anında işte büyük babası çağırıyor torununun yanına, diyor ki böyle böyle bir şey var, sen aslında hani senin büyük baban aslında bir Türk, büyük annen de bir Türk, hatta işte büyük annenin dizine bakarsan ya da kulağına bakarsan kulağı yırtıktır çünkü savaşta işte kulağından çekilmiş, dizinde kurşun izi vardır.
vesaire diye böyle çok tesadüfi olaylarla ortaya çıkıyor bu olaylar. Sonra ilgi çekiyor ve günümüzde hala bu araştırmalar devam ediyor. Hala Almanya'da bu konu hakkında çalışanlar tek tüp de olsa, yani her haber, tek bir haber bile işte altın değerinde kabul ediliyor ve araştırıyorlar. Yani kilise kayıt kitaplarında buluyorlar bu örnekleri. Tabii çok üzücü hikayeler var ama aslında belki de her biri film niteliği taşıyabilecek olan hikayeler de söz konusu burada. İşte çocuk yaşta genelde Almanya saraylarına işte çocuklar getirilmiş. Çünkü o dönem modaymış. Yani bütün soylular eğer zenginlerse ve itibarlılarsa saraylarında bir Türk olsun, egzotik bir Türk olsun istiyorlarmış. Ve Türk kadınları çok güzel bulunuyor. Çünkü hani bir renk skalası vardır. Hani mesela zenci kadınları bu renk skalasına göre güzel bulunmuyor. Ama Türk kadınları ten renklerinden dolayı hani ne çok beyaz tenli ne hani zenciler kadar koyu olmadıkları için Türk kadının ten rengi çok beğenilen bir renk kabul ediliyor ve çok egzotik kabul ediliyor Türk kadını. Dolayısıyla erkeği de aynı şekilde. Dolayısıyla da saraylarında zenginse ve itibarlıysa sarayında bir Türk olsun istiyor. Alıyor. Çocuk yaştakileri tabii eğitmek daha kolay olduğu için çocuk yaştaki Türkleri alıyorlar. Ciddi bir dini eğitimden geçiriyorlar. Ondan sonra bu dini eğitim sonrasında bir vaftiz meydana geliyor. İşte orada böyle sembolik olarak söylenen sözler var ama tabii bazı sözler insanı güldürüyor. Yani 6 yaşındaki bir çocuk sözde vaftizde şey demiş. Tanrı'ya şükrediyorum ki beni barbarlıktan kurtardı, Hristiyan yaptı. Mesela 6 yaşında bir çocuk bunu düşünüp söyleyemez. Ama kilisede bu propaganda amacı olduğu için böyle sözler 6 yaşındaki bir çocuğa mal edilebiliyor mesela. Ya da işte çok genç yaşta bir 15 yaşındaki kız için de şey deniliyor, işte bütün kalbiyle ve yüreğiyle bu vaftiz anını beklemiş sözde. Hani bir de aynı manipülatif konular söz konusu. Ama bunlar hep sayılar. Yani işte bilmem ne sarayına 12 tane çocuk gelmiş, bilmem ne sarayına 5 tane çocuk gelmiş. Oysa ki yani o saraya getirene kadar bu çocuklar neler yaşamışlar ya da genç kızlar başından ne gelmiş, bunlar hiç anlatılmıyor ve göz ardı ediyor. Mesela bir tane Güzeller Güzeli Fatma'nın hikayesi var. 18 yaşlarında savaş esiri olarak Almanya'ya getiriliyor ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Ve bu kadın sonrasında, yani üç kez el değiştirdikten sonra, üç kez armağan olarak o soyludan bu soyluya el değiştirdikten sonra evleniyor ve kontes oluyor. Çünkü kayıtlarda diyor ki, demek ki diyor, işte ayrım yapılmıyor. Ama hani o pozisyona gelene kadar, o kadının başından geçenler hiçbir şekilde kayıtlarda yer almıyor. Yani çektiği acılar yer almıyor. Neden çok üzülmüş, neler başına gelmiş anlatılmıyor. Çünkü Almanya'daki olay farklı. Yani oraya işte tek tük esirler getiriliyor. Bunlar birleşemiyorlar, dayanışma halinde olamıyorlar. Aslında böyle bir yalnızlık sendromu da var. Çok dağınık yerleştiriliyorlar. Oysa Viyana'da öyle değil. Viyana'daki Türk hikayeleri, bugünkü en ilginç filmlere taş çıkartabilecek hikayeler var aralarında. Adam mesela Viyana'dan bir kaçmaya çalışıyor. 5. kaçışında başarılı oluyor. Ve kendisi vaftiz edilmiş Hans Tepe adında birisi. Vaftizi de kabul etmiş. Hristiyan bir bayanla da evlenmiş. Ondan sonra 3 tane çocuğunu da almış. Hristiyanlaştırılmamış 2 arkadaşıyla birlikte elçilik gemilerine binmiş ve kaçmış. Ya da mesela mahkeme kayıtlarından böyle ilginç olaylar ortaya çıkıyor. Bir adam mahkemeye gidiyor, diyor ki benim karım eskiden Türktü, Hristiyan oldu. Ve her hafta kiliseye giderdi, dua ederdi. Bütün akrabalarım, bütün ailem onun ne kadar iyi bir Hristiyan olduğuna şahit olmuştur. Ama birdenbire bu kadın kaçıveriyor. Elçilik gemilerinde yakalanıyor, geri getiriliyor ve sözüm ona, kadın kendi isteğiyle kaçış teşebbüsünden vazgeçiyor. Ya da bir tane kadının, yine Türk kadını bu, kaçıyor. Daha doğrusu önce bir Hristiyan'la evlendiriliyor, kocası ölüyor. Kocası öldükten 6 ay sonra başka birisiyle, 3 çocuğuyla birlikte kaçıyor. Yani yine elçilik gemilerine binerek kaçıyor.
Ve bu da Katolik Kilisesi'nin kayıt defterinde bu bilgi yer alıyor ve Katolik Kilisesi'nin kara günü olarak hani geçiyor. Neden kara gün? Çünkü Hristiyanlığa kazandırmış oldukları bir insanı tekrar kaybediyorlar. Neden kaybediyorlar? Kadının izini sürüyorlar. Kadının tekrar işte Müslüman olduğu ortaya çıkıyor. Hatta çocukların sünnet ettirdiği ortaya çıkıyor. Bu bilgiler ulaşınca da Katolik Kilisesi'nin kara günü olarak belirtiliyor bir tahliye. Yani buna benzer tabii çok sayıda hikaye var. Kaçabilenler var, kaçamayanlar var. Kaçanlar genelde tabii Viyana'da söz konusu. Çünkü orada çok fazla Türk olduğu için birleşebiliyorlar. En azından birbirleri destek olabiliyorlar. Almanya'da bu hiç söz konusu değil. Yani işte çocuk yaşta saraylara getiriyorlar bunları. Hatta orada da Hasan ve Ali'nin hikayesi çok çarpıcı. Hasan ve Ali çocuk yaşta saraya getiriliyor ve Zofia adında bir bayan hükümdarın özel hizmetinde bulunuyor. Kadın bu iki Türk'e o kadar çok güveniyor ki yani her şeyde bu ikisine emanet ediyor. Ölüm anında bile bu ikisini yanına çağırtırıyor ve elveda Hasan, elveda Ali diye sesleniyor. Yani ve çok önemli yerlere gelebilenler var bunların arasında. İlk kahvehaneyi Würzburg'da kuran insanlar var. Çeşitli meslekler edinenler var. Fakat şu tabii çok önemli. Asimilasyonla birlikte ikinci nesilden itibaren hemen hemen takip edilemiyor. Bu insanların başına sonrasında ne oldu, ne geldi bunları takip edemiyoruz. Ancak birinci nesilde ne yapmışlarsa o tespit ediyor. Mesela bir tane Türk işte kumar oynamış ama kumar borcunu ödememiş. O mahkeme kayıtlarında geçmiş. Yani eski Türk'ün kumar borçları, eski Türkiye'nin Hristiyan'ın kumar borçları. Bir tane işte çapkın Türk erkeği imajını doğrulayacak bir haber var. Adamcağız genç bir adam, Türk savaş esiri ve bir papazın kızına üstelik hamile bırakıyor. Kız hamileliğinin 6. ayında babası artık hani çaresiz kalıyor çünkü o dönemde Almanya'da da evlilik dışı çocuk çok günah kabul ediliyor. Mecburen bu Türk savaş esirini apar topar Hristiyanlaştırıyorlar, bir vaftiz yapılıyor buna. Ondan sonra evlendiriyor kızını bu Türk'le. Yetmiyor bir de tabii damat olduğu için artık ona bir sürü mal mülk vermek zorunda kalıyor. Adamcağız bayağı iyi ve refah bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. Bu kadınla olan evlilikten 6 tane çocuk dünyaya geliyor. Ama dediğim gibi ikinci nesli veya üçüncü nesli takip etmek pek mümkün olmuyor. İşte böyle sadece hasbel kader bir takım haberlerde, raporlarda. Bir tanesi günümüzde de var. Ali soyundan gelen, dediğim gibi aslında Türk kimliğini anımsatacak pek soyadları verilmiyordu. Yine de tek Türk Almanya'da da işte Hasan çift S'yle, Şaban SCH şeklinde yazılmış, Bassa hani paşa anlamında gibi Alman imlasına uydurmuş, mesela Murat için Möhrart şeklinde Alman imlasına uydurmuş tek Türk örnekler var. Bu ailenin soyundan gelen bir tane kişi var hala. Aynı soyadı ama ne yazık ki o da farklı bir strateji işliyor. Yani işte Türklere karşı Ermeni politikasını daha fazla destekleyen birisi. Oysa ki büyük bir babasının resmi hala Bernik Usta Sarayı'nda asılıdır yani. Türk savaş esiri olarak değil de hani sarayda hizmetkarken bir resmi asıldır. Bazıları dediğim gibi çok önemli yerlere gelmişler. Mesela bir tane Mehmet adında çocuk krala sadık Mehmet adını almıştır. Yani o kadar hizmetlerde, iyi hizmetlerde bulunmuş ki çok sempatik bulunmuş, çok sevilmişler. Diğer esirlere ya da diğer hizmetkarlarla karşılaştırıldığında ücretlerden de bu anlaşılıyor. Çok sevilen, kendini sarayda çok sevdiren, çok başarılı olanların kazandıkları ücretler de ona göre yüksek ücretler. Ev sahibi oluyorlar, işte toplum içerisinde ciddi bir yeri oluyor. Yazışmaları var hala takip edilebilecek olan önemli kurumlarla yapmış oldukları yazışmalar bulunuyor. Ama bunlar dediğim gibi sadece sarayda eğer önemli bir yere gelmişlerse söz konusu. Onun dışında Almanya'daki aslında sayıları binleri bulduğu varsayılan Türk savaş esirlerinin çoğunun izi kaybolmuş. Yani Alman ismi verilmesiyle birlikte bunların izini sürülmesi çok zor olmuş. Evet, herhalde bu kadar yeterli gibi geliyor bana. Ama eğer sonra...
Türklerin durumu nasıl o anlamlardan? O kadar yani Türkleri çok kötü görmüşler ama çalışmaya gelin demişler. Evet. Şimdi en son seçimlerden sonra Türkleri vatandaş yapmayacağız. Hani parlamentoda konuşulurken Türk vatandaşlığı şeklinde bir partinin iktidarı desteklemesi var. Bunlara nasıl? Aslında yani Almanlar çok temel bir şeyi göz ardı ediyorlar. Almanya bir göçmen ülkesi olmak zorunda. Almanya'da yaşlı nüfus çok fazla. Ve Almanya'nın yaşlı nüfusu da çok ciddi yaşlara geliyor. Evet. Yani 95-100'ü aşan insanlar var. Ciddi anlamda bir emeklilik söz konusu. Yani emeklilik sorunu söz konusu. İstesinler veya istemesinler. Göçmen kabul etmedikleri müddetçe en geç 2020-2030 yılında Almanya batabilecek olan ülkelerden bir tanesidir. Bunun zaman zaman kendileri de farkında. Ve işte göçmen istiyoruz, ediyoruz ama kendini bir türlü göçmen ülke olarak tanımlayan bir ülke değil. Göçmenlere gerekli kolaylığı sağlayan bir ülke değil. Ve bu yüzden de bir sürü genç beyni kaybeden bir ülke. Mesela ben Bursa olarak gittiğim dönemlerde çok zeki genç insanların orada olduğunu gördüm ve insanlar, Hindistan'dan gelen, bilmem nereden gelen gençler Almanya'yı göçmen ülkesi olarak bir türlü istemiyorum. Niye gelip gidiyor? Ailemi getiremiyorum. Bürokrasiyle uğraşıyorum. Hani aşılmayan bir engeldir Almanya'da bürokrasi. Bana gerekli koşullar sağlanmıyorsa ben de bu koşulları sağlayan ülkelere gideriz diyor. Dolayısıyla Almanya ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Göçmen ülke olmak zorunda, olmayı başaramazsa en geç 30 yılda kendi felaketini kendi hazırlamıştır. Yani o zaman da yapacak bir şey yok. Gidişat da iyi değil. Yani göçmen ülke olduğunun çok farkında değil. Bunun için gerekli altyapıyı hazırlamıyor, gerekli kolaylığı sağlamıyor. Ben Bursa olarak gittiğimde oradaki Türk çocuklarına 6 ay gönüllü öğretmenlik yaptım. Çünkü çok ilginç yani orada doğan büyüyen çocukların Almanca bilmemesi söz konusu olabilir mi? Anaokuluna gönderiyor çocuk, veliler çocuklarını. Şimdi ilk başta herkes Türk anne babayı suçluyor. Diyor ki yani Türk anneleri babaları bunda suçlu. Çünkü kendileri iyi Almanca bilmedikleri için çocuklarına da Almanca'yı iyi öğretemiyorlar. Beni de veli toplantısına çağırdılar tercüman olarak. Gerçekten notları okuyoruz. Birçok veli hiçbir şey söyleyemiyor. Çocukların notlarına dair bilgi edinemiyor. Ben çevirmeye başladım. Aslında tabii bütün orada bulunan veliler çok ilgili çocukların notlarıyla. Sonrasında birkaç veliyle konuştum. Hani bu şimdi bir şehirdeki tek bir örnek. Hani genelde yapmayayım bütün Almanya için ama benim bir şehirde edindiğim bireysel deneyim. Kadın dedi ki ben çocuğumu dedi anaokuluna gönderdim Almanca öğrensin diye. Evet ben Almanca konuşamıyorum çünkü hani evlilik yoluyla geldim ama çocuğumun Almanca konuşmasını okulda başarılı olmasını istiyorum. Ama anaokulunda ki bütün çocuklar Türk olunca hatta tek çocuk İtalyanmış, İtalyan çocuğa da Türkçe öğretmişler. hepsi tabii tek bir kelime Almanca konuşmadan anaokulunu bitirdiler. İlkokula başladılar. Öğretmenler, Alman öğretmenler ağlıyorlar, hiç bilmiyorlar, anlaşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz. İşte öğretmemişler. Hayır, anaokulunda öğretilmemiş. Siz o anaokuluna o kadar insan yetiştiriyoruz. Biz orada o kadar insanımız var. Üniversite okuyan çok değerli insanlar var orada. Çok değerli genç bir kitle var orada. Anaokullarına çift dil bilen insanlarımızı koysalar onlar çok güzel baş ederler. Çünkü bizim çocuklarımız çok uyanık. Alman işte kindergarten'da çalışan hani bu kreşlerde çalışan kadınların Türkçe bilmediklerini bildikleri için kadınları çıldırtıyorlar yani çok şeyler. Hiç de dinlemiyorlar onu vesaire. Ama sonradan bir takım projelerde özellikle şimdi birçok şekilde Türk nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde çift dilli elemanlar alınıyor. Ve görülüyor ki aslında suç çocuklarda veya ebeveynlerde değil. Çocukların hepsi cin gibi. Yani ben onlarla 6 ay ders yaptım. Hepsi de inanılmaz hızlı bir şekilde her şeyi öğrendiler. Yani 6 ayda o yaş grubu çok fazla şey zaten öğrenebiliyor. Burada ebeveynleri suçlamanın bir anlamı yok. Altyapı yeterince işlenememiş. Getolaşmaya itiliyor. Bazı yerlerde, sanayi bölgesinin yoğun olduğu şehirlerde bir getolaşma var. Yani bir gidiyorsunuz, bu şimdi anlattığım 10 yıl öncesi, günümüzde bu şekilde değil tabi ama hani 10 yıl önce olması bile bence durumun vehameti açısından çok önemli. Bir
yine bir veli toplantısına çevirmen olarak çağırdılar. Gittim. Yanımda bir Rus kızı, bir tane de İtalyan asıllı bir kız. Çünkü o benim çalıştığım okulda birkaç tane Rus öğrenci, birkaç tane İtalyan öğrenci var. Onlara da birer hoca işte temin etmişler. Ondan sonra mahalleden gidiyoruz. Türk mahallesiymiş. Efendim 8'den sonra o mahalleden geçilmezmiş. Yani kızlar korkuyor. Dedim korkmanıza gerek yok. Hani ben varım, Türkçe konuşuyorum. Hani getolaşmaya gitmişler. Ve çocukları okul yaşında olan bütün Alman aileler oradan taşınıyorlar. Çocukları Türklerle aynı okula gitmesin diye. Türkleri sevmedikleri için değil, eğitim seviyesi düşük olduğu için. Ama çocuklar anlamadığı için eğitim seviyesi düşük. Almanca'yı bilmedikleri için. Temel sorunu yoksa çözmek. Normalde zeka bakımından değil, anlamıyor hocam. Temel sorunu anaokulunda çözmek. Evet. Yani anaokulunda iki dilde anlamadığı için. Yani anlıyorsa başarısız oluyor. Yani biz Bulgaristan'da bunu zaten yaşadık, biz de aynıydık. İlkokulda hiç Tatar köydük, hiç Türkçe, Bulgarca bilmezdik. Gittik okullar aynı. Tabii önce ikinci sınıfta öğrendik Bulgarca yani. İşte ama bunun hani önüne geçilebilir. Çocukların bu kadar zor durumda kalmasına engel olunabilir. Çünkü anaokul sistemi Almanya'da çok gelişmiş bir sistem. Tek yapılması gereken, çok fazla üniversite okuyan gencimiz var orada. İnanın o kadar kırık durum, o kadar güzel bölümlerde okuyan gençlerimiz var ki her iki dilde çok güzel konuşan. Hani biz hep genelde şey zannediyoruz, işte Almancılar kötü Türkçe konuşuyorlar. Öyle olmayanları da var. Gerçekten iki dilde vakıf, pırıl pırıl gençlerimiz var orada. Onları anaokullarında, kreşlerde görevlendirirseniz çok güzel de sonuç alabilirsiniz. Neticede, nitekim de istememişlerdir. Bu artık yapıyorlar. Çünkü baş etmek yani, Türklerin Almanya'ya gelişi işçi olarak geldiği için çocuk da eğitim almasın, bizim başımızda patron, yönetici olmasın. Olmasın diye. Bu eğitimi bu kadar alsın, çalışsın işte o. Sanayi gerekçesi. Ara eleman gibi çalışsın diye öyle de düşünmüş olabilirler yani. Yani ilk etapta tabii bu insanların kalıcı olabileceğini hiç kimse düşünmedi Almanya'da. Dolayısıyla çalışsınlar, belli bir süre sonra vatanlarına dönsünler. Zaten biliyorsunuz yani işçilerimizin gidiş aşamasında gördükleri muameleler ne kadar içler acısıdır. Yani iç çamaşırlarıyla sanki işte ağız kontrolü, kol bacak kontrolü, diş kontrolü, hijyen kontrolü. Yani adeta geçen gün ben yine bir seyahatname üzerinde çalışıyordum. Matthias Pohl adlı bir Avusturyalı'nın seyahatnamesi. Ve şöyle diyor seyahatnamede, seyahatname çok değerli bir seyahatname. Çünkü Türk savaş esirlerinin bu ilk yakalandıkları anda karşı karşıya kaldıkları muameleyi anlatıyor. İşte böyle deliklere falan atılıyorlarmış, işte kafes gibi üstü demirlerle örtülü. Günde bir kere dışarı çıkarılıyormuş. Ondan sonra işte esir pazarında çıplak vaziyette satışa sunuluyormuş, bir doktor çağrılıyormuş. O doktor ağız ve diş sağlığını kontrol ediyormuş, kol bacak hareketleri yaptırıyormuş. Dedim ki 60 yıllarda bizim giden insanlarımıza yapılan muamele çok mu farklı? Aynısıydı. Yani o dönem tabii öyleydi. Yani giden insanlarımız gerçekten çok ağır koşullarda gittiler. Çok zor koşullarda çabaladılar, çalıştılar. Ve bugün geldikleri yerlere geldiler. Yani o yüzden onlar gerçekten her yönüyle takdir edilmesi gereken insanlar. Çünkü dilini bilmedikleri, kültürünü bilmedikleri bir ülkede çok uzun yıllar boyunca hayatta kalmayı başarmışlar. Ve çok başarılı genç bir nesil arkadan yetiştirebilmişler. Bugün arkadan gelen akademisyen nesil özellikle Almanya'da gerçekten sayıları küçümsenmeyecek rakamlarla ifade ediliyor. Hepsi de çok başarılı. Yani Türklerden korktukları kadar dünyanın varmış. Dünya Türklerden korktukları kadar var. Şeytan da güzel bir şeymiş. He? Şeytan da güzel bir şeymiş. Evet. O harici ama Türklerden korkularından ne hale gelmiş dünya. Evet, sen çocuklarını korkutmuşlar. Yani işte kendi korkuları çocuklara En heyecanlı bir sefer geldi. Bir sefer geldi. Ben Eylem'e çok teşekkür ederim. Değerli bir yere için sağ olsun. Biz aydınlar. Ben çok teşekkür ederim.